Sinovac. Neden Sinovac tercih ettiniz? Şimdi yan etkisi yok, herhangi bir ağrısı yok. Biri ölü hücreden yapılmış, biri canlı hücreden yapıldığından dolayı ben ölü hücreyi tercih ettim. Canlı hücre biraz daha risk taşıdığından dolayı. Yani yan etkisi olmadı sizce? Tabii ki. Yan etkisi olmadığından dolayı tercih ettim. Hangi aşı olmayı düşünüyorsunuz? Ya aşının hangi aşı olduğu önemli değil. Bence aşı bilimsel olarak kanıtlanmış bir olay. Tabii ki ne var? Son olacağım yani, sıkıntı yok. Anladım. Diğer aşı olur, fark etmez. Yan etkilerinden korkuyor musunuz peki? Ya biraz iğne korkum var ama açıkçası, ama yani korkmuyorum. Neden? Yani şu anda milyonlarca insan aşı oldu yani. Şart yani, bir aşı olmamız gerekiyor. Ben buradan Kocaeli bir yerel sanatçı olarak herkesin aşı olmasını istiyorum. Ya destekliyorum. Aşı olmalarını istiyorum herkesten. Daha rahat yaşamak için, maskelerden kurtulmak için aşı olmamız şart. Peki sizce aşı olduktan sonra dünya tekrar eski haline gelecek mi? Tabii ki bu koronanın bizde izleri kalacak. Tabii ki dünyada milyonlarca insan koronadan vefat etti. Tabii dikkat etmeliyiz her zaman. Devamlı temizlik, maske, mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Ortamlarda dikkatli olmamız gerekiyor. Hala bitmiş sayılmıyor, bitmedi. Aşı olsak da tabii ki belli bir zamana göre onun da bir 6 aylık, 1 yıllık koruma süreci var. Yani bence gene tek tırnak içinde lütfen herkes aşısını olsun. Korkulacak bir şey yok. Ben cuma günü aşım oluyorum. İnşallah Allah'ın izniyle eski günlerimize tabii ki döneceğiz. Alman. Neden Alman'ı tercih ettiniz? Herkes onu tercih ettiği için ben de onu tercih ettim. Peki yan etkilerinden korkuyor musunuz? Yok, yan etkisi oldu. Bir kolum ağrıdı. 2 gün yatamadım. İkincisinde, birincisinde olmadı. Geri kalan hiçbir şey yok. Peki tavsiye ediyor musunuz herkesin aşı olmasını? Ben kendime tavsiye edebilirim. Başkasına diyemem. Yani ben bireyim. Başkası ne yapar bilemem. Herkesin vücudu ayrı. Peki birçok haber dönüyor. Aşıyla ilgili provokasyon yapıyorlar yani. Sizce doğru mu? Devletimize güveneceğiz. Başka çaresi yok. Büyüklerimiz ne diyorsa odur. Ben razıyım. Memnunum. Sıkıntı yok. Güzel. BioNTech düşünüyorum ben açıkçası. Ama BioNTech hakkında da çok gerçi aşı hakkında çok olumlu şey duymuyoruz ama sonuç olarak bir şekilde bu aşıyı olacağız yani yaşımıza getirildiği zaman. BioNTech, daha doğrusu ellerinde artık o gün ne kalır ne olur bilmiyorum ama bir şekilde dediğim gibi. Ama tercihim BioNTech olarak, Alman olarak yani. Peki herkes aşı olduktan sonra dünya tekrar aynı haline gelecek mi sizce? Ya bence döneriz çünkü sonsuza kadar bu şekilde süreceğini düşünmüyorum ben. BioNTech bir. Yan etki yaptı mı? Yok, fazla bir şey yapmadı. Kol ağrısı, işte baş dönüşü. Yok. Hiçbir şey yapmadı. Peki aşı olduktan sonra dünyada tekrar eski haline geleceğini düşünüyor musunuz dünyanın? Bilim ve tekniğe inanmamız lazım. Bilimden dolayı, bilim adamları öyle diyorsa biz onu kabul edeceğiz. Peki 1 Temmuz'dan sonra yeni yasaklar açıklandı. Aslında olmayan yasaklar. Biraz daha refah içerisine gireceğiz dışarılarda. Sizce mantıklı mı? Artık olması lazımdı. Düşünün mesela bizim yaşımızdaki insanlar daha çok bunalıyorduk evde. Şimdi öyle ama arabalar serbest tam olmadı. Haberlerde öyle bir şey var ama kesin bir şey yok. En büyük sıkıntı araçlara 65 yaş üstünün alınması. Şimdi almıyorlar. O da bize sıkıntı yaratıyor. Zorluklar yaş olarak zaten insanın bir şeysi var ama pek bir zorluğunu görmedik de yani. Dışarı çıkmada zorluk çekiyoruz. Merhabalar, aşı oldunuz mu acaba? Aşı aşağı yukarı 3 ay falan oldu, ben oldum. Çin aşısı oldum. Gayet de memnunum. Ama tabii bu süre içerisinde bayağı sıkıntılar oldu. En azından maskeyi çıkaramadık, maskeyi bırakamadık. Yasaklar açısından da esasında gerçekten çok güzel oldu yasakların açılması. En azından pazar günleri saat 24'e kadar millet iş yapacak. Aşı olmadım ama olmayı düşünüyorum. Çünkü sağlığım için, çocuklarımızın geleceği için bu pandemiden bir an önce bu illetten kurtulmak istiyoruz. Neden derseniz çok sıkıntılar çektik. Önce ben işçiydim.
iş zamanında restoranda çalışıyordum, şeftim. Evlere çıktık, ne kadar zorluğunu, ne kadar bunun bir zahmet olduğunu, insanlara karşı bir şeyimiz olduğunu anladım. Ama yani ben şurada yeni bir esnaf oldum. Şubat'ın son cumasında bir dükkan açtım, unlu mamuller. Bu pandemide gerçekten insanların ne kadar zor durumda olduğunu anladım. Yeri geldi dükkanımdan alamayan kişilere ücretsiz tatlı verdim. Ücretsiz unlu mamuller verdim. Yani bunlar söylenmez ama gerçekten bunları ben yaşadım, gördüm. Bir an önce bu pandemi konusundan kurtulalım. Yani kendimize dikkat edelim, sağlığımıza dikkat edelim, hijyenliğimize dikkat edelim. Burada bizlere, vatandaşlara çok iş düşüyor. Bunu sadece devlet yetkililerinden beklemek gerekmiyor. Neden diyeceksiniz? Devleti işte bize şunu sağlaması lazım. Bunu ilk önce biz kendimizden sorumluyuz. Onun için devletimizin bize sağlamış olduğu imkanlardan da faydalanmak gerekiyor. Aşı mesela sağlık yönünde faydalanmamız gerekiyor. Onun için de etrafımızda iyice bir hijyenik ortamlara bürünmemiz lazım. Peki hangi aşıyı tercih edeceksiniz? Vallahi şu anda aşı konusunda tercihlerim Rusya'nın sağladığı aşı. Ama özellikle ben şunu belirtmek istiyorum. Kendi aşımızı, kendi doktorlarımızın yapmış olduğu, dış ülkede yapmış olduğu aşıları kullanmayı tercih edeceğim. Neden derseniz, çünkü yani bizim doktorlarımız gerçekten çok mükemmel bir gayret sarf ettiler. Onun için onların hakkını da ödeyemeyiz. Doktorlarım yani mesela fazları deniyorlar. Yani o çalışma kapasitesinden yani akşam sabahlara kadar o fazları denemek amacıyla, yani çalışma amacıyla bulundukları ortamı düşünemiyorum yani. Onlar insanlık yararına bir çalışma yaptılar. Ben Türklerin yaptığı, bizim kendi soydaşlarımızın yaptığı aşıyı kullanmayı tercih ediyorum. Onların bize sağlamış olduğu aşı hangisiyse onu tercih etmek istiyorum. Merhaba, aşı oldunuz mu acaba? Aşı aldık. Ne? Aya. Yan etkileri oldu mu? Aldık. Anne baba iyi oldu. Ablam korkmuyorsun. Ablam hasta oldu. Kardeşim hasta olmayacak. Aşı olsun hasta olmuyorsun.